Eğrilerin ve çizgi kalınlıkların kalitesi AutoCAD 2016'da geliştirilmiş durumdadır. Grafik özelliklerin kontrol edildiği diyalog kutusunda yeni sunulan seçenekler, donanımınızın izin verdiği grafik özelliklerden yararlanmanızı sağlar. Buradaki seçeneklerin etkisini görebilmek için grafik kartınızın DirectX 11'i desteklemesi ve grafik hızlandırıcının açık olması gerekir. Bunlar var ise her türlü zoom seviyesinde nesnelerin düzgün ve olması gerektiği gibi görülmesini sağlayabilirsiniz. Çizimden çok uzaklaştığınızda artık manuel olarak yeniden türetim yapmanız gerekmez. Bu sistem değişkeni açıldığında yeniden türetim gerektiğinden otomatik olarak yapılır. İmleç rozetlerini kontrol eden yeni bir sistem değişkeni vardır. Bu rozetler hangi komut içerisinde olduğunuzu anlamanızı sağlar. Sistem değişkeni 2 olarak ayarlandığında imleç rozetleri görüntülenir. Bir değeri ise bunların görüntülenmesini engeller. AutoCAD 2016 uygulama dosyalarının yüklenmesinde sizi koruyacak ek güvenlik tedbirleri sunar. Yeni bir uyarı sistemi güvenilir olmayan uygulama dosyalarının yüklenmesi sırasında sizi uyarır. Bu uyarıya rağmen yükleyip yüklememek size kalır. Yeni güvenlik seçenekleri istediğiniz güvenlik seviyesini ayarlamanızı sağlar. Aynı zamanda uygulamaların yer aldığı dizinlerin araştırılıp araştırılmayacağı da buradan kontrol edilir. Otaket 2016 ile gelen yeni sistem değişkenleri monitörü sistem değişkenlerini kontrol ederek bunların sizin tercihlerinize uygunluğunu sorgular. Sistem değişkenleri diyalog kutusu, otaket içinde sıklıkla değiştirilen bir sistem değişkenleri listesiyle gelir. Bunlar kazaran kullanıcılar tarafından ya da arka planda çalıştırılan uygulamalar tarafından değiştirilebilir. Örneğin, blokları patlatan ve sahip oldukları nitelikleri yazılara dönüştüren bir Lisp uygulaması indirdiniz. Her şey düzgün çalışıyor gözüküyor, ama bir süre sonra gariplikler olduğunu görüyorsunuz. Örneğin bir yazıya çift tıklıyorsunuz ancak yazı diyalog kutusu açılmıyor. Ya da nesneler seçip silmek istiyorsunuz ancak silemiyorsunuz. Önlem olarak çizimi farklı bir isimle kaydetmek istiyorsunuz ancak alıştığınız farklı kaydet diyalog kutusu açılmıyor. Çiziminiz aslında bozulmuş değil. Kullandığınız LISP uygulaması bazı sistem değişkenlerini değiştirdi ancak onları ilk hallerine geri döndürmedi. Tam da bu noktada sistem değişkenleri monitörü size bilgi veriyor. Burada değişen değişkenleri ve bunların istenilenden farklı değere sahip olduklarını görüyorsunuz. En iyisi ise tercihlerinizi bir tıklamayla uygulayabilirsiniz. Sistem değişkenleri listesini ihtiyaçlarınız doğrusunda düzenleyebilirsiniz. Örneğin noktaların çizimde nokta olarak değil de eksen olarak gözükmesini isteyebilirsiniz. Yapmanız gereken ilgili sistem değişkenini listeye eklemek ve sahip olmasını istediğiniz değeri girmektir. Değişikliği manuel olarak da yapabilirsiniz.